Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkalım arkadaşlar ama dizilişimizi değiştirelim istiyorum. Kanalımızdan bir arkadaşımız 4-2-2-2 dizilişi var mı demişti. Ben hem 4-2-2-2 dizilişine sahip şöyle menajerleri, takımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra içinden bir tanesini seçelim ve ona göre de kadro kurup maça geçelim. Şimdi oyunda 4-2-2-2 dizilişine sahip 2 santrafor, 2 ofansif orta sahalı dizilişler var. Bir de 2 santrafor, İki kanatlı dizilişler var. Diyelim ki iki santrafor arkasında iki tane ofansif orta saha kullanmak istiyorsunuz. O zaman üç tane takım var. Ülkemizden İstanbulspor bu dizilişi kullanmakta. Ligler başladıktan sonra ancak İstanbulspor'un dizilişi değişecek. New York ve diğer takım Gallen aynı dizilişler. Yani İstanbulspor'u seçebiliriz. İki santrafor arkasında iki ofansif orta saha. Bu üç dizilişe de baktığımızda hani herhangi birinde dostlar geride değil ya da birbirinden ayrık ileride, üç takımın da dizilişi tıpatıp aynı. Bir de 4-2-2-2 dizilişinin kanatlı versiyonları var arkadaşlar. Kanatları ofansif orta saha yapamıyoruz. Tabi burada şöyle değişkenlik gösteriyorlar. Kanatlar kenarda olan var, ortaya yakın olan var. İki santraforun belki biri geridedir, yan yana olanlar var. Şöyle baktığımız zaman farklılara bakalım. Şimdi şunlar birbirinin aynısı. Aşağılarda 4 sayfa takım var arkadaşlar. Muhakkak farklılık gösterenler olacaktır. Ben çok kullanmıyorum bu dizilişi. Mesela şuradaki dörtlü de orta sahadaki 4 futbolcu da yan yana. Diğerlerinde kanatlar birazcık öndeydi. Aşağılara doğru inelim. Şurada Fransa'nın dizilişi uzun süredir böyle. Bu da kanatlı. Forvetler önlü arkalı. Yan yana değil bu dizilişte. İsveç'e geçtiğimiz zaman göbekler ileride, kanatların pozisyonu bu şekilde. Ama mesela Arjantin, ben bir ara oynamıştım. Hoşuma da gitmişti aslında. GF'de Messi'yi yerleştirmiştim. Güzel dizilişlerden biri Arjantin'in de. Bulgaristan'da orta sahadaki dörtlü yan yana. Şöyle aşağılara doğru indik. Bunlar da klasik 4-4-2. Aşağılara doğru inelim. Bunlar da klasik. Bazısında kanatlar bir tık ileride. Honduras var burada. Kanatlar önde. Ben bunu daha çok seviyorum. Geride olmasından ziyade ileride olsun kanatlar. Burada bir Kore takımı var. Şurada kanatlar kenara baya bir yakın mı? Biraz farklı göründü ama belki de yok, aynıymış. Şurada forvetlerin yeri farklı. 4-4-2 bu şekilde. Brezilya'nın dizilişi de Fransa takımının dizilişiyle aynı olabilir. Kanatların pozisyonuna bakmak lazım. Brezilya'yı mı? Fransa ile Brezilya'ya bir bakalım arkadaşlar. Fransa'da kanatlar ileride miydi yoksa geride miydi? Bir karşılaştıralım. Fransa bu sayfa şurada. Ha, burada da kanatlar ileridemiş. Tamam. Dostlar göbek stopere yakın. Şimdi Brezilya'ya bakalım. Ortadaki futbolcular birbirine o kadar yakın mı? Brezilya nerede? Şurada. Burada sanki dostlar ileride arkadaşlar. Fransa'da ortadaki ikili biraz daha geride gibi. Brezilya'da ise biraz daha önde görüyoruz. Çin'in dizilişi de kanatları ileride bir 4-4-2. Zambiya var burada. Aynı bu Fransa Brezilya gibi göbekler bu şekilde konumlanmış. Zambiya'yı mı seçsek? Jamaika. Burada bir tane takımımız var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Sharjah FC takımı. Şurada Sydney FC var. Klasik bir 4-2-2-2. Burada forvetlerin yeri yan yana değil. Bir tanesi çapraz. Bunlardan birini seçelim arkadaşlar. Herhangi biriyle sahaya çıkabiliriz. Şöyle bir 4-2-2-2 dizilişini kullanalım mı? Sydney takımı. Sydney takımı arkadaşlar AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyormuş. Asya Okyanusya AFC Şampiyonlar Ligi. AFC Şampiyonlar Ligi'nin hakkına sahip olmasa Konami, Sydney'de ne yazık ki oyunda yer almayacaktı. Sydney'i seçtik. Melbourne City de var burada. Sydney'in dizilişini değiştirelim. Varsayılan dediğimizde böyle bir 4-4-2. Otomatik seç diyelim. İstatistiğe göre bir oyun kendisi yapsın. Ama bu hafta kadromuza Ronaldo'yu kattığımız için Ronaldo'yla sahaya çıkalım arkadaşlar. Şu an oyun Ronaldo'yu kadroya almamış. Ben hemen alayım. Benzema Ronaldo. İki tane Arabistan liginde oynayacak futbolcuyu yan yana yerleştirelim. Kanatların birinde Rafael, diğerinde Mbappe var. Ama Mbappe'yi ben kenara alayım arkadaşlar. Mane'yi sağ kanatta kullandığımızda düşmekte. Oyarzabal sağ kanatta birazcık düşüyor. Şöyle güzel bir sağ kanat. Pozisyona göre sıralamış.
Doğrudan pozisyonlara göre bakalım. Sağ kanat oyuncusu. Saint-Maximin bende vardı diye hatırlıyorum. Sağ kanatta da oynayabiliyorsa Dembele oynayabilir büyük ihtimalle yüksek seviyeli. Saint-Maximin'e bir baksak aklımda. Aa, bu futbolcumuz oynayabiliyor mu? Bir süredir kullanmadık kendisine. Oynayabilmekte Hoffman zayıf bir futbolcuydu. Ama böyle dar alanda çabuktu. Çalımı falan vardı. Şimdi sol açık futbol. Saint-Maximin alalım. Saint-Maximin de Arap takımlarına gidebileceği söyleniyordu ama resmi imza atıldı mı bilmiyorum. Keşke Premier Lig'de devam etseydi. Umarım devam eder. Şimdi orta sahaya baktığımız zaman şu savunması güçlü iki tane dos yerleştirelim oraya arkadaşlar. Defansif orta saha ve göbek kısmına geldik. Barella da iyi. Burada bu futbolcumuz Fofana. Bu da Arabistan Ligi'ne gitmişti galiba. Oyunda fena değil ama. Güçlü, fizikli, kalıplı birisi. Yanında da Toni Kroos oynar. Yedekleri de şöyle sağlam bir defansif orta saha çekelim. Rodri var. Rodri'yi alalım. Fabinho da yedeklerde varmış. Sağ bek Alexander Arnold, sol bek tamam. Kimi de Kunde var. Kunde'yi alayım. Ay, yedeklerde Kunde varmış. Hem stoper hem bekte oynayabildiği için Cancelo da var. Tamamdır arkadaşlar. Cancelo'yu sol bekte kullanırız, sağ bekte kullanırız. Kunde'yi sağ beke istersek çekebiliriz. Şu futbolcumuzu kullanmayız. Onun yerine de santrafor yedekte iki tane var. Belki bir kanat futbolcusu alabiliriz. Şöyle baktığımızda bir kanat, hücum gücü yüksek bir kanat futbolcusu ya da ortaları iyi bir kanat futbolcusu da alabiliriz. Frimpong var. Bu futbolcu bayağı hızlıydı. Alalım. Eğer formda gelirse kullanırız arkadaşlar. Hatta Frimpong'u da ilk 11'e yerleştirelim. Sağ kanat ve sol kanattaki futbolcularımızın hız değeri çok yüksek olmuş olacak. Ama sadece hızları var. Şimdi hücumcu bek oyun tarzına sahip kendisi. Hatta beke de çekebiliriz. Hız değerine bakalım. 93-90. Ama bu oyunda teknik önemli. Kabiliyetleri biraz zayıf futbolcumuzun. Şimdi orta falan yapacağız. Sıkıntı oluşturabilir ama oyunun zevkli taraflarından birisi de bu. Alırız gideriz. Çalım yapabiliyorsak yapabiliriz. Saint-Maximin. Yapay zeka oyun tarzları çok iyi. Hız değeri bu kartında 93-93. Bir de kadromuzda da artıyor. Ben hızlı forvet kullanmayı normalde severim ama şimdi eski günlerin hatırına Ronaldo Benzema'yı yan yana kullanalım. Bakalım rakibimiz geldi. Roasso Kumamoto takımını seçmiş. Bu takım da bazen farklı dizilişler kullanıyor. Bir form durumuna bakalım. Sonra rakip hangi dizilişi kullanıyor bakalım. Benzema formsuz geldi. Rafael çok iyi. İki Portekizli o zaman yan yana kullanalım. Saint-Maximin şimdilik kalsın. Hoffman da iyiymiş. Rodri, Mane. Tamam böyle oynamayalım. Rakibe bakalım. Rakip üçlü geliyor. 3-3, 2-2 diye sağda yazmakta. Ha, kanadı değiştirmiş. Göbek yapmış. Kanatlardan hücum edebiliriz. Mbappe, Drogba ikilisi var ileride. Takım oy tarzı menajerinden dolayı düşük olduğu için Drogba yüzü görmemiş. Mbappe de. Yedeklerde Figo'nun Epi'yi var. Bedava Epi'ye o zaman Figo ile Drogba'yı çıkarmış. Yüksek seviyeli iki isim. Ve Santrafor Kol var. Belki onu da yılbaşında da Epi'ler içerisinden top açma hakkı vardı. O zaman var mıydı bilmiyorum Kol ama onu da o zaman çıkarmış olabilir. Rakip arkadaşım menajeri Fernando Santos'tu. Portekiz milli takımının eski menajeri. Maça biz başlayacağız. Nasıl bir santra yapsak diye baktım. Rakibin de bekleri yok. Bir sol tarafa gidelim. Tekrardan Saint-Maximin. Bir daha Saint-Maximin. Çok yavaş attı pası. Hadi Ronaldo. Olmadı. Alırız be. Şimdi ortamız. Frimpong'a gitti kafa. En son gidecek adam Ronaldo. Hadi be Ronaldo. Dudak uçukla tam vurdum. Dedim ki şöyle çok sert vursun. En solda Saint-Maximin var. Lionel Messi bir çalım atalım. Şimdi Saint-Maximin'de şutumuz. Kalecinin müdahalesi. Ayak uzattık alamadık. Saint-Maximin'in de şutları füze gibidir. Alexander-Arnold. Saint-Maximin'i görelim. Döndü. Toni Kroos. Hadi be bir dudak uçuklatan. Şu dudak uçuklatanı da biraz ağır vuruyorlar. Çok iyi gördü orayı. Hata yapma Marquinhos.
Biz sol tarafı çok iyi kullandık. Bir süre daha oradan devam edebiliriz. Bir daha sen Maximen. Şimdi bu şut muydu ya? Ben dudak uçuklatan vur dedim. Bu şut mu vurdu? Karıştırdı orada. Alphonso Davies. Havadan şöyle bir kaldırsak. Hadi be, Rafael Lai ulaşmadı. Çok baskı kurduk. Sol tarafı fena işliyoruz. Rakibin o tarafında kim varsa savunmaya da yardıma gelmiyor. Çok iyi pas. İlk yarı bitti. Aslında güzel oynadık. Bayağı bir şut çektik, denemeler falan yaptık. Ama ikinci yarı gol atmamız lazım. Biraz gole odaklı oynayalım. Çok fazla orta yaptık. Şimdi baktığımız zaman Frimpong'u çıkaralım. Oraya biraz daha yetenekli bir adam alayım ben. Hoffman'la oynayalım. Rafael Lai'yi sol kanada çekelim. Sen Maximen santraforda oynasın. Bir de santraforda deneyelim hadi. Rafael Lai bu sefer sol kanata aldık. İlk pas hatasını yaptı. Marquinhos kapamadı. Rakibin ilk defa şutu çok etkili geldi. Şuradan paslarla hızlıca çıkabiliriz. Hadi be Ronaldo. Çok ağır kaldın. Toni Kroos. Hoffman'ı bir daha görsek şu aradan. Hoffman almadı önüne. Nasıl orta yapacak? Arkada Ronaldo bomboş. Ronaldo! Of 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 of. Süper bir gol attı. Ya rakip şu golü geçme be. Ronaldo durdu durdu durdu. Öyle bir yerde vurdu ki. Klasik eskiden attığı gollerde olduğu gibi. Real Madrid formasıyla, Juventus formasıyla attığı sıra dışı gollerden herhangi birini az önce kaydetti. Şimdi bu golü atınca Ronaldo'nun Real Madrid forması giyerken Juventus attığı gol aklıma geldi. O gol de efsaneydi. Tarihe geçmiş gollerden birisi. Ronaldo sen git. Hoffman alamadı. İyi boşluk. Dembele. Yerden pası rakibimiz golü buldu. 1-0'dan sonra biraz rehavete kapıldık. Nasıl olsa kazanırım diye. Şimdi ciddiye almamız lazım. Maç gidiyor. Rafael Lao. Ronaldo çok güzel koştu. Ronaldo. 2-1. Tekrardan öne geçirdi bizi. Şimdi rakip ucu düzeni 2 yaptığı için böyle sakince paslaştığımızda arkada boşluk çok rahat bulabiliyoruz. Zaten 3 tane stoperi vardı. Şimdi bir tanesi de ileri gitmiştir. Ama şu paslar adamlarımızın hep önünden geçti. Kapmıyorlar. Hoffman'la gidiyoruz. Dönsek. Şu aradan içiremedi. Oo, savunma arkasına iyi kaçtı. Eder Militao kaçırmaması lazım. Savunma futbolcularımıza yazar bu hata. Şurada Eder Militao durakladı. Ben de hatta pasa basmıştım. Dedim aman bu hata yapar. Nereye doğru çıkalım? Doğrudan Ronaldo'ya doğru atsak. Rafael Lao var burada. Tekrardan Rafael Lao. Hadi be Rafael Lao. Dokunamadı. Fabinho. Rodri. Rafael Lao. Aşağı atacaktık ama Ronaldo'ya gitti. Kaldı Ronaldo arkaya. Boş kale Hoffman. 3-1. Artık skoru belirleyen golü attı. Rakip arkadaş çıkmazsa maç sonu önemli anlardan Ronaldo'nun o harika golünü izleyelim. Aslında rakip 1-1'e getirdi. Çok büyük risk aldı. Hücum düzeni 2'ye alınca arkada çok büyük boşluklar veriyor. Bu sefer de sakince paslaştığımızda rakip savunmada daha da büyük boşluk alanlar bulduğumuz için gol atabiliyoruz. Maçın adımı Ronaldo. 2 gol, 1 asist. Kadromuza kattığımızdan beri en iyi performansını sergiledi. İlk maçta 2 gol atmıştı. Şimdi harika bir gol attı. Bir de üstüne asist de yaptı en son. Şimdi golümüz sağda Hoffman. Oyunu aldık. Bayağı hareketlilik getirdi. Süper bir gol. Öyle bir vurdu ki. Bir defa yeri falan çok iyi. Herkes el kaldırıyor ama biz Ronaldo'yu gördük. Enfes bir gol. Şu havadaki hali yok mu? Harika görünüyor. Sonra diğer gollere bakalım. Rakibin attığı gole. Bu da rakibin attığı gol. Soldan iyi paslaştı. Yerden pası vermesi onun için daha mantıklıydı harbiden. Havadan verdiğinde genelde vuruyorduk biz. Tam da adamına gitti.
Sonra Cristiano Ronaldo'yla savunma arkasına koşusu enerjisi bitmek üzereydi belki de. Dudak uçuklatanımız rakip yetişmeden vurdu. Kalecinin kapattığı yer yakın köşeye vurduk. Çok sert bir şut. Kaleci eğilene kadar golü yemiş oldu. Cristiano Ronaldo iki kişi de tam da yapıştı, gelmişti. Çünkü dudak uçuklatan denediğimizde bazen geç kalıyorlar. Rakip geliyor, vuruyor. Burada Ronaldo kurtardı. En arkada boştaki adamımıza güzel pas verdi. Herhangi avuta falan yollamadı topu. Hoffman da golü hak etmişti. Oyuna girip güzel bir asist yapmıştı. Ronaldo'nun golünde ilk asisti o yapmıştı. Oyuncu derecelerini tahmin edecek olsak Ronaldo ilk maçında 2 gol attığında 7.5 almıştı mesela. Ben 8.5 demiştim. Bu sefer 8 diyorum. Hoffman'a da 7 diyorum arkadaşlar. Benim tahminim bu. Konami çünkü derecelendirme de öyle çok vermiyor. 8, Hoffman'a da 7 diyorum. Bakalım tutacak mı? Ya 8 bile vermemiş. Adam daha ne yapsın? 2 gol 1 asist yaptı. Ronaldo'ya 7.5, Hoffman'a 7.5 vermiş. İkisi de aynı dereceyi aldı. Bence Ronaldo'nunki bir tık yüksek olabilirdi. Rakip de Dembele 7 derece. Bizler de tüm bunlarla alakalı, dizilişlerle alakalı, oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ronaldo'nun golüyle alakalı da görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Hoşçakalın.